Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Microsoft Teknik Danışmanı Emrah Özdemir. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Emrah Özdemir. Bilişim sektöründe uzun yıllardır çalışıyorum ve teknik danışmanlık yapıyorum. Çok güzel. Bu işe nasıl başladınız? Hangi alanlarda görev yaptınız? Ben bu işe meslek lisesi, lise yıllarımda Kadıköy'ün arka sokaklarında bilgisayar toplayarak başladım. O zamanlar şu anki gelişmiş teknolojiler, plug and play gibi, işte tak ve çalıştır gibi teknolojiler yoktu. Ve bir sürü sorunlar çıkıyordu bilgisayarlarda. Ve o zaman sorun çözmeye başladım ben. Problem çözmeye başladım. Ve bu inanılmaz bir haz verdi bana. Yani düşünün, birisi internete bağlanamıyor ve siz gidiyorsunuz, işte birkaç tıklamayla birkaç ayar yapıyorsunuz ve interneti çalışmaya başlıyor. Ne güzel. Büyük evet. Bir mutluluk. Çünkü karşınızdaki insana büyük bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Kesinlikle. Onun memnuniyetini sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Ve hani bazı meslek erbaplarından duymuşsunuzdur, işte ya ben işimi çok seviyorum, çalışırken aslında bana çalışıyormuşum gibi hiç gelmiyor gibi şeyler duymuşsunuzdur. Evet. Benim için de gerçekten o problemin çözülme anı var ya, ben bir şey yapıyorum ve problem ortadan kalkıyor. Ne güzel. O an böyle bir etki oluşturuyor. Yorgunluk gidiyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Çünkü emeğin karşılığını almak büyük bir mutluluk. Evet. Peki bilişim sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bilişim sektörünün gelişimi aslında sadece iş dünyasının değil, tüm insanlığın yaşama biçimini değiştirdi. İşte 80'lerde kişisel bilgisayarlar ortaya çıktı ve yaşama biçimimiz değişti. 90'larda internet hayatımıza girdi ve hayatımız tamamen değişti. 2000'lerde mobil cihazlar ortaya çıktı ve 2010'da ise bulut bilişim ve sanallaştırma özellikle IT dünyasında çok büyük değişimlere sebep oldu. 2020'lere geldiğimizde ise şu anda artık yepyeni bir kapının eşiğindeyiz ve hayatımız bundan sonra en az internetin hayatımızı değiştirdiği kadar büyük bir değişime uğrayacak. Yapay zekadan bahsediyorum. Bulut bilişim nasıl ortaya çıktı? İnsanlık tarihindeki birçok gelişimde olduğu gibi bulut bilişim de yeni bir şeyler yapmak isteyen, daha fazlasını başarmak isteyen ve inovasyonu ön plana çıkaran insanlarla imkanların, tabii ki ciddi bir maddi kaynağın birleşmesiyle ortaya çıktı. Ya, kısaca özetlemek gerekirse Amazon firması basit bir e-ticaret sitesiyken daha sonra zaman içerisinde o kadar büyük bir IT altyapısı hazırlamak zorunda kaldı ki kendi kendilerine, ya biz bu altyapıyı hani başkalarına da kullandıralım, verimli bir şekilde kullanabilmek için. Aynı zamanda her seferinde bunu yeniden kurmakla uğraşmayalım. Diğer insanlar gelsinler ve bunu bir hizmet olarak sadece IT altyapısını alıp kullansınlar şeklinde bir fikirle ortaya çıktı. Ve şu an 2022 yılı itibariyle 120 milyar dolar gelir elde eden tamamen yepyeni bir sektörün ortaya çıkmasına sebep olmuş oldu. Çok güzel. Türkiye'de bulut bilişimin gelişimi ne durumda? Evet. Türkiye'de bulut bilişimin gelişimi biraz yavaş seyretti başlangıçta. Bunun sebebi datanın Türkiye'den çıkmaması ile ilgili regülasyonlar ve biraz da fiyatlar, tabii yurt dışıyla kıyasladığımız zaman. Ancak regülasyonlara tabi olmayan firmalar da datalarını buluta koymakta biraz çekingen davrandılar. Açıkçası güvenlik endişeleri ortaya çıktı. Fakat benim görüşüm, açıkçası hani sizin şirketinizde bir kapının arkasındaki bir sunucuda durmasındansa buluta çıkarttığımız data çok daha fazla güvende oluyor. Örneğin sizin şirketinizde hani fiziksel güvenliği ne kadar sağlayabiliyorsunuz? Bunun yanında hani kaç dolarlık bir firewall sizin şirketiniz için kritik öneme sahip verileri koruyor? Hatta firewall'ınıza bile gelmeden, örneğin bir çalışanınızın laptopu çalındı. Onun içindeki verileri encrypt edebiliyor musunuz? Şifreleyebiliyor musunuz? Bu gibi soruları düşündüğümüzde aslında bulut bilişim sağladığı dünya çapında yapılan denetimler ve standartlarla sağladığı hizmet çok daha güvenli bana göre. Evet. Peki cloud'un faydaları nelerdir? Cloud bize inanılmaz hız ve esneklik sağladı. 90'lı veya 2000'li yıllarda yeni bir web sayfası yayınlamak istediğinizde yeni bir fiziksel sunucu satın almanız gerekiyordu.
ve bunun için bir distribütöre sipariş verdiğinizde işte 4-6 hafta içerisinde size bu fiziksel sunucuyu temin edebileceğini söylüyordu. Şu an ise ben aynı işlemi gerçekleştirebilen sanal bir sunucuyu sadece 20-30 saniye içerisinde bulut üzerinde çalışabilir bir duruma getirebiliyorum. Bunun dışında bulut bilişimin birçok farklı faydaları var. Size önden çok büyük bir yatırım yapıp fiziksel sunucu satın almanız yerine aylık her ay ödeyebileceğiniz, kullanımınıza göre ödeyebileceğiniz imkanlar sağlıyor. Ve bu kaynakları kullanarak çok büyük ölçekli ve dünya çapında yaygın hizmetler oluşturabiliyorsunuz. Yani bir örnek vermem gerekirse, bugün bulut üzerinde kullanabileceğiniz low code dediğimiz çok az ya da hiç yazılım kodu geliştirmeden, yazılım kodu yazmadan daha doğrusu bir uygulama geliştirebiliyorsunuz. Ve bununla mesela şirketiniz için şöyle bir otomasyon gerçekleştirebilirsiniz. Bir personeliniz işe başladığı zaman işte bu personelin işte bilgisayarları giriş hesabının oluşturulması, mail hesabının oluşturulması, görev departman ve yetki görevlerinin dağıtılması ve kullanıcıya tüm bu bilgilerin kullanıcı adı şifresinin ulaştırılması, bunun yanında işin yasal süreç tarafında işte SGK'ya işe giriş bildiriminin yapılması gibi birçok manuel ilerleyen süreçler var. Ancak çeşitli orkestrasyon yazılımları ve RPA'yı kullanarak, Robotic Process Automation kullanarak tüm bu bahsettiğimiz işlemleri tamamen otomatik hale getirebilirsiniz. Yani insan kaynakları personelin işe giriş işlemini yaptığı anda arka planda otomatik olarak SGK'ya ilgili bilgilerle birlikte işe giriş bildirimi hazırlanabilir. Kullanıcının mail adresi ve şifresi otomatik olarak arka planda oluşturulabilir. Ve günün sonunda kullanıcıya bir SMS olarak işte sizin kullanıcı adınız budur, şirketimize hoş geldiniz, şifreniz budur şeklinde. Harika. Şifresi büyük bir zamandan kazanç, evet, değil mi? Aynen. Şifresi otomatik olarak gönderilebilir. Aynı zamanda bu zero touch bir proses olmuş oluyor. Yani hiç kimse, yani bir insan eli değmeden herhangi bir IT personeli sizin kullanıcınızın şifresini manuel olarak oluşturmadan o kişi de bilmiyor olacak. Dolayısıyla hem güvenlik açısından hem de zaman açısından dediğiniz gibi çok iyi bir süreç. Harika. Yapay zeka konusunda ne gibi gelişmeler var? Evet, yapay zeka aslında 1950'lerden beri teorik olarak konuşulan bir konu. Ve 60'lar, 70'ler, 80'lerde bir takım prototipler ortaya çıktı. Şu anda günümüzdeki yapay zekaların yapabildiği şeyleri yaptığını iddia eden bazı ürünler ortaya atıldı. Ancak bunlar tabii ki bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı büyük çoğunluğu. Fakat bugüne geldiğimizde ise yapay zeka gerçekten bilim kurgu filmlerinde hani o gördüğümüz, işte biz bir soru soruyoruz ve karşılığında bize bir insan gibi, daha doğrusu bir insan kadar anlaşılabilir ve mantıklı cevaplar üretebiliyor. Tabii ki bunun arkasında da az önce bahsettiğimiz bilişim dünyasının gelişimi sırasında işte kişisel bilgisayarlar, internet, mobil cihazlar, cloud ve big data'yı da bunun içine eklersek tüm bu gelişimler gerçekleşmeden zaten şu andaki yapay zekanın ortaya çıkma şansı yoktu. Şu an az önce dediğim gibi yani yepyeni bir çağın başındayız. Kesinlikle. Peki yapay zeka insanları işinden edecek mi sizce? Evet. Böyle bu büyük bir soru, önemli bir konu. Evet. Böyle bir endişe söz konusu. Tabii ki bazı sektörlerde en basitinden hani çok gündemde olduğu için örnek verecek olursak şu anda otonom araçlar söz konusu. Gerçekten dünyadaki tüm araçlar otonom olarak çalışabilir bir hale geldiğinde bu kaç yıl içerisinde gerçekleşir bilemiyorum. Ama artık hani bir araç sürücüsü gibi bir ihtiyaç olmayabilir gerçekten dünyada. Microsoft belki de bu endişeleri ortadan kaldırmak için, çünkü aynı endişeler IT çalışanları için de geçerli. Şu an benim yaptığım işi de bir yapay zeka... Biraz önce verdiğiniz örnek mesela, hiç evet, ihtiyaç olmadan otomatik her şey gidiyor. Evet. Şu an benim yaptığım işi de bir yapay zeka gerçekleştirebilir ileride. Microsoft bu endişeleri belki de ortadan kaldırabilmek için
yapay zeka ürüne Copilot adını verdi. Yani yardımcı pilot. Burada Copilot, yani siz aslında ana kontrol sizde ama Copilot size sadece yardımcı oluyor şeklinde. Bu anlamda ben şunu söyleyebilirim. Ben artık sadece normal bir insan değilim. Ben bir cyborg'a dönüştüm. Yani yarı yapay zeka, yarı insandan oluşan bir varlığım artık ben. Neden? Çünkü şu an benim yapabileceklerim sadece kendi yapabileceklerimle sınırlı değil. Yapay zekayı kullanarak ve yapay zekanın arkasındaki o hesaplama gücü, tüm internetten elde ettiği o big data dediğimiz verilerden ürettiği, kendi öğrendiği bilgiler ve plus sizin şirketinize ait verileri de kullanarak yapay zeka bana inanılmaz sonuçlar üretebiliyor. Ben de bu yapay zekayı kullanarak çok ciddi zaman kazanımları gerçekleştirebiliyorum. Örneğin daha önceden bir küçük bir program lazım oldu yazmam için. Bir saatimi alırken şu an yapay zekadan bunu yapmasını isteyebiliyorum. Şu şekilde bir program yaz diyorum ve bunu oluşturabiliyor. Bana sadece programın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve ilgili sisteme bu programı implemente etmek kalıyor. Copilot'ın kullanım alanlarını kısaca anlatır mısınız? Evet. Copilot şu anda Microsoft ilk etapta 600 kadar müşterisine bir Early Access Program dediğimiz bir ön kullanım imkanı sundu Copilot ürünüyle ilgili. Ve 1 Kasım 2023'ten sonra genel kullanıma açık olacak Copilot. Bizler de kullanabiliyor olacağız. Copilot'la neler yapabiliyoruz dersek, örneğin bir konu var elinizde. Bu konuyla ilgili bir Word belgesi yazmak istiyorsunuz ama tam olarak nasıl başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Boş bir sayfaya bakıyorsunuz. Hemen Copilot'tan sizin için bir taslak hazırlamasını isteyebilirsiniz. Ve o size ilgili konuyla ilgili bir taslak hazırlıyor. Siz daha sonra o taslak üzerinden değişikliklere giderek son halini verebiliyorsunuz. ChatGPT gibi biraz. Aynen, ChatGPT gibi. Evet. Peki tüm bu hizmetleri kullanırken güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Ve ayrıca verdiğiniz hizmetlerden de kısaca bahseder misiniz? Çünkü süremiz sona erdi. Tabii ki. Buyurun. Güvenlikle ilgili aslında konuya ters taraftan bakacak olursak bu hizmetleri kullanmak değil de teknolojiyi son noktasını takip edememek bizi çok daha güvensiz bir hale getirebilir. Örneğin cloud ve yapay zeka ile birlikte cyber security de tabii ki çok ciddi öneme sahip bir konu haline geldi. Ama bununla ilgili yepyeni teknolojiler var. Örneğin Zero Trust dediğimiz teknoloji var. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Şu an bir çağrı merkezinde çalışıyorken işte ben kafama göre gidip de dur bakayım ya network çağrılarında neler varmış deyip gelmiş olan çağrıların içeriklerine bakamıyorum. Sadece çağrı bana atandıysa o çağrının içeriğini görebiliyorum. Hatta çağrıyla ilgili çalışmamı yaptıktan sonra ve müşteriyle görüşüp çağrıyı çözümledikten sonra çağrıyı sonuçlandırdığımda sonradan yine ben o bilgiye ulaşamıyorum. Sadece just in time dediğimiz sadece gerektiği zaman ve gerektiği kadar o bilgiye ulaşabiliyorum. Bu şekilde çok ciddi kısıtlamalarla verilerin güvenliği sağlanıyor. Ben de şu an Amerikan merkezli bir firma için Microsoft Teknik Danışmanlığı yapıyorum. Ve bu bahsettiğimiz ürünler gibi birçok farklı üründe firmalarımıza danışmanlık sağlayabilirim. M365.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bana. Harika. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programın teşekkür sonuna ederim. Geldik. Emrah Bey size daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.